Evet, bir dünya şampiyonu geliyor. Sabriye Şengül geliyor. Merhaba efendim. Buyurun. Evet, hoş geldiniz Sabriye Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. İyi seneler, iyi yıllar diliyoruz. Sizi tanıyoruz ama biraz da sizden dinlemek isteriz. Kickbox dünya şampiyonumuz efendim. WKO dünya şampiyonluğum var. ISKA dünya şampiyonluğum var. Ve Bellator'un kadın dövüşçüsüyüm. Ay çok heyecanlıyım. Normaldir. Ringe çıktığınızda ne hissediyorsunuz? O benim kendi işim olduğu için hani bu kadar heyecanlı olmuyorum ama. Niye? Final ben... maçına çıktığınızda mutlaka bir heyecan vardır ama. Evet. De yani burası ne bileyim. Hep merak ederim bir sporcunun böyle büyük finallerden önce bir gün öncesi nasıl geçer mesela? Maç öncesi genelde stresli oluyor. Maç stresi oluyor. Kilo stresi oluyor. Tart olduğu için maç öncesi bir gün önce. O yüzden kilo stresi oluyor. Benim de hep kilo sıkıntısı yaşadığım için. Yani sinirli ve agresif oluyorum. Pekala, bize biraz bu şampiyonalardan bahseder misiniz? Mesela dünya şampiyonu olduğunuz sene, iki kez oldunuz galiba. Evet, 2018, birini 2016 yılında oldum. WKO dünya şampiyonu. Çok havalı. Şu güzelliğe bak. Ondan sonra bunu 2016 yılında aldım, bu dünya şampiyonu kemeri WKO. Sonra kemer 2000... de kemer yani ha, neredeyse sizin kadar. Evet. Maşallah. Yok benim kadar değil de işte. Altın mı o? Yok, olsa satar. Olsa diyorsun yeter zaten ama. Değil. Ya hiçbir kemer altın değil ki zaten hani öyle söyleniyor. Tabii ama işte. Kemer altın değil, adı öyle sadece. Bu da? Aa evet. Bu, aa, bu daha önemli galiba sizin için. Ya ikisi de önemli benim için. İkisinin de yeri farklı ama bu daha böyle ne bileyim böyle farklı bir şey ya. İkisinin de değeri aynı benim. Neredeydi bu? Bu yeni bir ay, bir buçuk ay önce... Kafes dövüşü diye isim geldi. Kafesin içinde yaptım maçı zaten. Bu maçımız şeyde oldu. İSKA'da, Avusturya'da oldu. Avusturya, Viyana şehrinde oldu. Rakibim de Avusturyalıydı. Şimdi Venet'ten organizasyon kafes dövüşlerine ağırlık olduğu için... şimdi kickbox mücadelesi kickbox kurallarında kafesin içinde de olabiliyor. Zaten ben de kickboksu bıraktıktan sonra ilerleyen zaman kafes dövüşüne gireceğim. O yüzden benim için o heyecanı... Daha sert bir şeyler istiyorsun. Ya şimdi benim Bellator dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi. Kafes ve kickboks maçları yapıyor. Dünyanın 176 ülkesine falan yayını var. Ki orada da dövüşen Türk, tek Türk bayan benim bu zamana kadar. Şimdi bizim anlaşmamız Bellator kemerini alırsam ki orada... çok iyi olur. Yani benim için hani Bellator, ISKA şampiyonluk kemerinden sonra hedefim şimdi Bellator kemerini almak. Ona sahip olduktan sonra direktmen kafese geçiyorum. Çünkü anlaşmamız var. Öyle. Peki bu sertlik ne zaman başladı? Ya çocukluğumdan beri yani hayattan intikamımı ringden alıyorum diyelim. Yani çocukluğumdan beri hep biraz sert heves işte etmişimdir. Muhammed Ali'nin maçlarına olsun. Yani çocukluk ya, biraz sert mi geçti? Yok sert geçmedi de hani şimdi ben boksa başlama yaşantımı anlatayım. Onu buyurun da lütfen şimdi anlatayım? Zaten onu merak ediyoruz evet. Buyurun. Çok mu merak ediyorsunuz? Tabii ki merak ediyorum. Tamam anlatayım efendim. Buyurun. Ortaokul zamanında ben handbol oynuyordum. Sürekli faalli oynadığım için hocam dedi sen bu işi bırak git boks yap dedi. Öyle boksa... Hocaya bak işte böyle hoca olacak yani. Geleceği görmüş. Dedi ama derken tabii onu ciddi değildi. Sürekli şiddetle oynadığım için. Sen dedenin ismi bu işi bırak. Faalli oynadığım için. Git boks yap dedi. Öyle o gece rüyamda boks yaptım gördüm. Ki o zamana kadar tabii kafamda hani dövüş sporuyla ilgilenmek hiç yoktu. Hiç geçmedi. Geçmedi Murat Beyciğim. O zamana kadar hiç... hani maça gelmiş gibi değil mi? Hiç boks yapmış... Hani yapmayı düşünmüyordum. Evet. Hoca onu bana söyledikten sonra zaten hevesim de vardı. Ki Türkiye'de hele ki Trabzon'da böyle hani dövüş sporuyla çok fazla... Trabzonlu musunuz? Evet. Niye sinirleniyorsunuz? Siz nerelisiniz Murat Bey? Ben Konya'da doğdum. Sonra Adana'da büyüdüm. Ailem Mardinli. Aa Mardin'i severim. Çok güzel yerdir. Oh kurtardık.
Evet, sonra ne oldu? Şeyde, Trabzon'da. Söyleyeceğim şimdi. Rüyamda boks yaptığımı gördüm. Aynı hocamla yaptığımı gördüm. Hocayı mı dövüyordunuz? Yok, boks hocam. Ha pardon. Boks hocamı gördüm. Sonra gittim ablama dedim ki abla ben dedim boksa başlamayı düşünüyorum işte. Ablam dedi niye işin var boksa hani bizimkiler izin vermez hani. Kızın dedi niye işi var boksta dedi. Tabii o zamanlar bayanın dövüş sporu yapması böyle hani çok iyi bakılmıyordu. Hani yakıştırılmıyordu. Hani 9-10 yıl olmuştur herhalde çocukluğumdan beri yapıyorum. Ondan sonra işte boksa gittim şampiyon oldum. Öyle derken amatör sporlar Türkiye'de yeteri destek olmadığı için sponsor bulamadığım için para da kazanmak zorundasın. Çünkü aileme ben bakıyorum. Peki aile nasıl öğrendi? Babam gazetede ilk öğrendi Türkiye şampiyonu olduğunu. O zamana kadar sakladınız. Bilmiyordu evet. Bu 6 ay süresince hiç fark etmediler mi efendim sizin spor babam yaptığınızı? Babam ilk şampiyon olduğumu arkadaşı gazeteye kurken gördü. Nihat dedim senin kız değil mi dedi. Kızım dedi şampiyon olmuş dedi. Benim kız şampiyon mu olmuş dedi. Öyle baktı orada öğrendi işte. Ondan sonra destek vermeye başladılar. Ne dedi size ilk? Yüzüme bakmadı. Sen benden habersiz boksa mı gittin dedi. Hayır baba senden habersiz ondan şampiyon sonra, oldum dedi. Ya benim babam nasıl bir insan hani böyle... hala da öyle. Mesela hani gelir seni öper ama böyle hani şey gurur duyduğu zaman söylemez. Seninle gurur duyuyorum falan demez. Yani öyle bir insan. Ama mesela öper, sever, sürekli arar. Sürekli arar. Buraya da gelince kaç kere aradı. arar mesela. Güzel bir şey ama mesela gurur duyduğunu belli etmez. Yani şeyini belli etmez. Efendim şundan eminiz. Bütün Türkiye sizinle babanız dahil gurur duyuyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki, biraz yarışalım isterseniz. Bence de ne zaman yarışacağız diye merak ettim. Kuralları biliyorsunuz. Biraz. Ben ya hatırlatırım. Çok, ya, izliyorum bu yarışma programını ama arkadaşlarımız anlattı. Ya evde de biliyorum burada insan çok farklı bir şey. Yani heyecan yapıyorsun, stres yapıyorsun. Bildiğin soruyu bile bilemem yani şu an. İnşallah yok yok bilirsiniz. Bilirsiniz. İyi düşünelim. İyi olsun efendim. Kuralları biliyorsanız başlayacağız. Şimdi. Yarışmamız başlıyor. Genellikle yeni doğmuş bebekler için kullanılan ve sağlıklı, çok güzel ve temiz anlamına gelen benzetme hangisidir? A. Arpacı kumrusu gibi, B. Nur topu gibi, C. Fal taşı gibi, D. Barut fıçısı gibi. Bunu Neşe kesin bilir de. Arpacı, arpacı neydi ya? Ne bileyim. Yeni doğmuş bebekler Nur için. Nur topu gibi B. Eminim son karar. Evet maça çıkar gibi biraz daha konsantrasyon. Gördüğünüz gibi kolay bir soruydu efendim. İkinci soruda sıra. Gelsin biz de görelim. Hangisini diyen kişi muhtemelen kuaförden geliyordur? A. Ezikleri aldırdım. B. Çıkıkları aldırdım. C. Bozukları aldırdım. D. Kırıkları aldırdım. Tabii ki kırıkları aldırdımdır yani değil mi? Doğru mu? D. Seyirciye mi soruyorsunuz? Yok. Odur yani kırıkları aldırdım. Zamanınız bitiyor. Son kararınız mı? Dur bir de cevap vereceğim. D. Son karar. Tebrik ediyoruz efendim. İlk aşamayı geçerek 1000 lirayı garantilediniz. Sırada 3. soru var. 2000 lira değerinde. Gelsin biz de görelim. Çamaşırlar sakız gibi oldu diyen biri çamaşırların nasıl olduğunu söylemiş olur. A. Bembeyaz. B. Vıcık vıcık. C. Çok esnek. D. Buruş buruş. Ne diyeceksiniz? A bembeyaz son kararım. İnşallah. İnşallah. Evet sıra geldi 4. soruya. 3000 lira değerinde sorumuz gelsin. Biz de görelim efendim.
Maçı anlatan spiker hakemin hangisini yaptığını söylüyorsa hakem penaltı kararı vermiş demektir. A. Santra'yı gösterdiğini. B. Beyaz noktayı gösterdiğini. C. Köşe gönderini işaret ettiğini. D. Out'u işaret ettiğini. Yani Santra neresiydi bu sahada? Ne bileyim, futbolla da çok ilgim yok ki benim. Bir şıklara bir daha bakın. Santra ne bileyim sahanın neresi oluyor? Ortası. Ortası şu. Olamaz. Köşe, o da korner oluyor. Beyaz noktayla out yok. Beyaz noktayı gösterdiği yerde. Orada vurduğu zaman. Orada artık Allah ne verdiyse diyorsun. He. Peki son kararınız mı? Son kararım B. Evet, kroşeler gelmeye devam ediyor. Sırada beşinci soru var. Sesli bir soru. 5000 lira değerinde. Önce dinleyeceğiz, sonra sorumuz gelecek efendim. Sarı sarı, dağlar olsun ana. Dinlediğiniz şarkıda Esmer'in hangileriyle beslendiği söylenir? A. Reçel, bal, kaymak. B. Şerbet, ceviz, lokum. C. Badem, fıstık, fındık. D. Nar, üzüm, şeftali. Vallahi ben evde kendimi Esmer oldum. Kendimi ben badem, fıstık, fındık, reçel, bal, kaymak. Şu A'la C'de gidip geliyorum ben ya. Ben Esmer'i... Neyle beslendim? Ben Esmer'i... C. Son kararınız mı? Son kararım. Ben Esmer'i... Sabriye Hanım, maşallah gayet iyi gidiyorsunuz. Şu ana kadar hiç joker kullanmadınız. Sadece bildiklerinizde biraz daha emin olalım diyorum ben. Ne dersiniz? İnşallah. İnşallah. Sıra geldi 6. soruya. 7500 lira değerinde. Bütün jokerlerimiz saklı. Hedefim 1 milyon. Sorumuzu görelim demeden önce hedefiniz 1 milyon mu efendim? Çünkü dünya şampiyonu olunca insanın hedefi de 1 milyon oluyor. Daha çok istiyor. İnşallah. 6. soru gelsin. Biz de görelim lütfen. Yumruk attığı kötü adamların yüzünde kuru kafa izi bırakan çizgi roman kahramanı hangisidir? A. Zorro. B. Zagor. C. Örümcek Adam. D. Kızıl Maske. Ben vurduğum zaman gül açıyor da. Güller mi açar? Ben vurduğum zaman gül açıyor. Da, çizgi roman da pek okumam ki. Zorro kılıç şey yapar yani Z yapar. Doğru. Örümcek Adam da dövdüğünü hiç görmedim. Bu zamana kadar birinin yumruk attığını görmedim. Zagor neydi? Zagor ne yapıyordu? Kızıl Maske ne yapıyor? Jokerlerimiz var, emin değilsiniz. Jokeri kullanayım. Seyirci mi? Kime yok, soralım onları efendim? Zora saklıyorum. Süreniz azalıyor ama. Tamam şey... 50-50. Tamam, pekala. Şimdi Zagor'a... İki tane yanlış cevabı eleyelim, bakalım geriye ne kalacak? Ha. A. Zorro. D. Kızıl Maske. Kızıl Hemen maske. Cevap vermeniz lazım. Nedir? Kızıl Maske. Son kararınız evet. Var. Evet. Zorro. D. Kızıl Maske. Kızıl Hemen maske. Cevap vermeniz lazım. Nedir? Kızıl Maske. Son kararınız evet. Ay. Kızıl Maske... Parmağındaki yüzük sebebiyle vurduğu kişinin kafasında kuru kafa izi bırakıyor efendim. Çok çizgi. Siz eldiven ama... takıyorsunuz. Ama maşallah. Eldiven... Ne yaptınız orada öyle? Yumruk attı. Knockout mu? Gül açtı bak. Çok çizgi. Siz eldiven ama... takıyorsunuz. Ama maşallah. Eldiven... Ne yaptınız orada öyle? Yumruk attı. Knockout mu? Gül açtı bak.
Yok, knockout da olmadı. Çok dayanıklı çıktı. Knockout var ama değil mi? Knockout amatörde çok vardı. Şimdi çok profesyonelde var. Çok fazla knockout'um yok. Sayı oluyor. En zorlandığınız maç hangisi? Ya en zorlandığım maç, kemer maçlarında çok stresli oluyorum. Çünkü stresli olduğum zaman, ya çünkü insanların, sevenlerin sana baskısı daha çok oluyor. Yani bu kemeri almalısın diyor, ülkene götürmelisin diyor. Baskı çok olduğu zaman ben zorlanıyorum çünkü kafamda kurduğum oyunu ringde sergileyemiyorum. Yani stresli oluyorum daha çok. O yüzden bütün kemer maçları benim için zor ve stresli. Hani kendime güveniyorum ama... İnşallah daha da iyi yerlere gelirsiniz diyoruz daha efendim. Daha da sırada, iyi yerlere geleceğim inşallah. İnşallah. Sırada ikinci baraj sorusu var. 15 bin lira değerinde 7. sorumuz gelsin, biz de görelim efendim. Uyuyan güzel, fındık kıran ve kuğu gölü baleleri hangi bestecinin eserleridir? A. Wagner, B. Salieri, C. Handel, D. Tchaikovsky. Hiçbir fikriniz yoksa jokerleriniz var. Telefon jokeri ve seyirci jokeri. Yani ne bileyim ben bestecisinin eserini. İşte jokerler bile bilir belki. Bilir, kesin bilirler. Kesin. Ne bileyim yani. Ya kullanmak da istemiyorum Murat Bey. Çünkü hedefim büyük yani. Şimdi hemen de seyirci de. Devam edecek ama yarışma eğer doğru cevaplarsanız. Tamam, telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Pekala, jokerleri tanıyoruz efendim. Mustafa Çapar, Neşe Süer, Pınar Karabiber. Kime soralım? Kim bilebilir? Yani hepsi de bilir aslında da. Birini seçelim efendim. Mustafa abi kesin bilir. Soralım Mustafa Bey'e. Arıyoruz Mustafa Bey'i. İnşallah. Kimdir Mustafa Bey? Mustafa abi doktorumuz, bizim aynı zamanda aile dostumuz. Mustafa abiyi 6-7 yıldır tanıyorum. Çok severim kendisini. Yani benim abim gibi. Kişilik ve karakter olarak da çok iyi bir insan. Onun yeri bende başkadır. O yüzden bu soruyu da bileceğine eminim. Mustafa Bey, iyi yıllar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Sağ olun, bizler de iyiyiz. Sabri Hanım'la yarışıyoruz. Size ihtiyacımız var. Hazırsanız sorunuz gelecek ve 30 saniyede süreniz olacak. Tabii ki. Buyurun. Nasılsın Mustafa abi, iyi misin? İyiyim Sabri'cim, başarılar. Çok teşekkür ederim. 30 saniye süre, 5 saniye gitti. Evet. Konuşmayalım, gitti mi? Tamam Mustafa abiciğim, hemen soruyu cevapla. Soruyu sorayım. Uyuyan Güzel, Fındık Kıran ve Kuğu Gölü Baleleri hangi bestecinin eserleridir? A. Wagner, B. Salieri, C. Handel, D. Tchaikovsky. Tchaikovsky, Sabri, Tchaikovsky. Emin misin abi? Bak çok önemli. Eminim, eminim. İnşallah. Sana güveniyorum abi, bir daha düşün. Güveniyorum ona, ne yapayım artık. De. Süreniz 13 saniye. D şıkkı diyorsunuz. Son kararınız mı? Yani D diyorum. Son kararım. Mustafa abiye güveniyorum. Evet Mustafa Bey klasik müzikle biraz da olsa ilgileniyor. Çünkü Tchaikovsky'nin en önemli eserleriydi bunlar. Tebrik ediyoruz efendim. İkinci baraj sorusunu da bilerek 15 bin lirayı garantilediniz. Hedefim bir. Hedef 1 milyon. Şimdi bir çift cevap joker hakkı eklenecek. Seyirci jokeri ve çift cevap joker hakkı ile beraber 1 milyona gitmek zor ama siz zorları hep başarmış birisiniz. Neden olmasın zoru diyelim. Zoru severim. Zoru başarmak da doğru. O zaman başlayalım mı efendim? Başlayalım efendim. 30 bin lira değerindeki 8. sorumuzla devam ediyoruz. ...2006'da dünyanın en uzun insanı olan Zisun... ...kollarını kullanarak hangi türden iki hayvanın midesinden plastik maddeler çıkarmıştır? A. Aslan, B. Yunus, C. Timsah, D. Piton. Yani ne bileyim çok da
kolay sorular sormuşsunuz canım. Yani zor, ne bileyim yani. Yani kollarını kullanarak hareket edelim. Biraz yorum yapalım mı? Dünyanın yapalım. En uzun insanı. Sürem gidiyor mu Murat Bey? Şimdi süre yok artık. Ha, iyi. Süre sınırı sohbet yok. Sohbet edelim. Tabii birazcık. İstediğiniz kadar. Buyurun. Buyurun efendim. Yeni yıla sohbet ederek gireceğiz. Ayağa mı kalkayım? Nasıl isterseniz. Tabii ki kalkabilirsiniz istiyorsanız. Oturmam zor oluyor. Siz istediniz çünkü. Evet. Sizce kimdir? Hangi hayvandır Murat Bey? Sizce fikrinizi soruyorum. Siz, tamam zaten siz de beraber yorum yapabiliriz. Evet. Çift cevap joker hakkınız var. Seyirci jokeriniz var. Ya şimdi onları çift zaten... Çift cevabı kullanırsanız geriye dönüş yok. Sadece hatırlatıyorum. Yok kullanmayacağım ya. Seyirciye sorma jokerini kullanırsanız sonrasında çift cevap joker hakkını kullanabilirsiniz. Hiçbir fikriniz yoksa biraz yorum yapalım. Sonra seyirci jokeriyle başlayalım isterseniz. Ya ne bileyim hiç görmüş gibi de ama değiller. Morallerini bozmayın seyircilerin. Moralini bozarsanız şimdi yanlış cevap verebilirler. Onların bozulmaz moralleri. Bozulmasın moraliniz. Yani. Soralım. Soralım. Pekala, seyirci jokerini kullandınız efendim. Sevgili seyirciler, 2006'da dünyanın en uzun insanı olan Zisun kollarını kullanarak hangi türden iki hayvanın midesinden plastik maddeler çıkarmıştır? A. Aslan, B. Yunus, C. Timsah, D. Piton. Süreniz 10 saniye. Bakalım seyircilerimizden ne cevaplar gelecek? Siz de ona göre yorumunuzu yaparsınız efendim. Belki de dediğim gibi çift cevap joker hakkını kullanırsınız. İki tane özellikle birbirine çok yakın. Ben dedim hatta zaten. Üç tane. Bir tanesi %38 ile B şıkkı Yunus cevabı. Diğeri %26 ile D şıkkı Piton cevabı. Ve bir diğeri de %22 ile C şıkkı Timsah cevabı birbirlerine çok yakınlar. Piton kaç metre oluyor? Yani durumuna göre değişir. Yani. Kolunu sokamaz zaten neredeyse. Çift cevabı kullanırsanız en yüksek iki tane şıkkı da söyleyebilirsiniz. Ya da kullanmadan B şıkkı Yunus'u da söyleyebilirsiniz. Şimdi Murat Bey için ben seyircilere güveniyorum. Çift joker hakkımı da şu an kullanmak istemiyorum. Dediğim gibi hedefin büyük olduğunu söyledim. O yüzden güveniyorum onlara ya. B diyorum ya. Bak çocuklar sizin elinizde. Emin misiniz? Evet. Son kararınız mı? Evet. Tebrik ediyoruz. Cevap Yunus'muş efendim. 30 bin liranız var. Sıradaki sorumuz 60 bin lira değerinde. Ay, 9. Yok. Soru gelsin. Biz de görelim. Zeki Müren'in biraz Fernandel, biraz Belmondo diye tanımladığı kişi hangisidir? A. Şener Şen, B. Cüneyt Arkın, C. Kemal Sunal, D. Tarık Akan. Ya. P mi acaba? En sevdiğiniz aktör kim burada? Hepsini seviyorum. Mutlaka. Ayrım yapamam. Ama birazcık belki biri öne geçiyor. Hepsini geçiyorum. Çok seviyorum. Kemal Sunal tabii o başka. Cüneyt Arkın'ı da çok seviyorum ya. Hepsi ayrım yapamam ki hepsinin filmleriyle büyüdüm ben. Ben B ile D'de gidiyorum. BLT'yle gidiyorsunuz. Gidip geliyorum. 30 bini de alıp gitmek istemiyorum. Yardım edin. Ben yanlış biliyor olabilirim. Sizi yönlendirdim. İçimden bir ses. Ben sadece bir şey hatırlıyorum. Ama nasıl gerçekten bir şey yanlış mesela? Olabilir. Ha, şıklardan bir cevabı esmer hatırlıyorum. Esmer mi? Beyaz saçlı mı? Onu hatırlamıyorum diye. Şıklardan esmer mi? Hangisi?
Şu 2'de 2 şey hakkımı kullanmak istiyorum. Onu da bilmiyorum nasıl bir şey. Yanlış olursa 15 bin liraya düşersiniz. Yok. Şey olursam. Şimdi onu çift kullansam. Çift cevabı kullanırsanız geri çekilemiyorsunuz artık. Ha. Geri çekilmek de istemiyorum. Hiçbir maçta geri çekilmediniz mi? Ne çekileceğim? Niye çekileyim? Çekilen çok olmuştur da hiç maçımda geri çekilmemişimdir. Şimdi burada çocuklar söz konusu tabii ki. Tabii çocuklar söz konusu. Yani benim için de çok önemli. Çocuklara gidecek para orada 15 bin lira fark. Hedefim önemli. Daha büyük yani 30 bini de alıp gitmek istemiyorum ben. Ya şimdi Fernandelia Belmondo'yu da tanımıyorum ki nasıl bir karakterde, tipleri nasıl. Geri çekilmek de istemiyorum. Ben bu soruya cevap veremem. Herhalde öyle gibime geliyor da. Çekilecek misiniz? Yardım, hayır. Asla. Çekilmek yok. Bütün bir yılı böyle geçireceğiz. Efendim lütfen mesela müsabaka anında seyircilere bakıyor musunuz? Bakıyorum, selam yolluyorum. O, ya, anneme, ama babama, o dinlenme anında falan mesela değil mi? Yok, maç esnasında da cevap veriyorum, evet. Yumruğu atarken şöyle mesela hop falan. Hayır, maç yaparken şimdi alttan birisi diyor Sabri'ye sağ at, biri sol at. Ben diyorum kolaysa gel kendini at diyorum, cevap cevap veriyorsunuz o arada. Yetiştiriyorsunuz. Sinirleniyorum yani, artık anladın mı? Kolaysa sinirinizi gel kendini at diyorum. Rakipten çıkarsanıza. Ben hem ligde maç yapıyorum hem aşağıdakilerle maç. Benim maçlarım da bir enteresan. Sinirleniyorum. Maç esnasında da sinirli oluyorum. Şu an bana sinirlendiniz mi? Yok, asla. Sizi çok seviyorum. Bana sinirlenmeyin. Ben burada bir şey yapamam gerçekten. Ya biraz kızıyorum tabii. Yani yardım etseniz ne olur? Azıcık. Yani bir tüyo verseniz. Bardağın dolu tarafından baksanız. Vallahi Cüneyt Akın'la Tarık Akan ikisinden birisi çıkarsa çok üzülürüm ben. Tamam çekileyim, ne yapayım? Son kararınız mı? Değil aslında da ne yapayım, mecburum yani, cevap gidecek yani, yarı yarıya düşecek yoksa doğru cevap veremezsem. Şu an burada bu riski almak istemiyorum. Çekiliyorsunuz. Çekiliyorum. Son kararınız mı? Evet. Cüneyt Arkın veya Tarık Akan demiştiniz. Cüneyt Arkın veya Tarık Akan. Evet. Size göre hangisi peki? Hangisi diyecektiniz? Cevap Cüneyt verecek Arkın. Olsanız. Bakalım cevap Cüneyt Arkın mıymış? Cevap Kemal Sunal'dı. İyi ki çekildiniz. Bakın 15 bine düşecektiniz. Kemal Sunal da geçti içimden. Üf, moralim bozuldu ya. Moraliniz bozacak bir şey yok efendim. 30 bin lira kazandınız. Kimsesiz çocuklar için. Sizi tebrik ediyorum. Gayet iyi yarıştınız. Yeni yıl için dilekleriniz nelerdir? Alalım lütfen. Yeni yılda bütün milletime sağlık, huzur, mutluluk, başarı, mutlu yıllar diliyorum, barış diliyorum. İnşallah herkesin her şey gönlünce olur. Sağlıktan önemli hiçbir şey değil. En önemli hayatta sağlık. Para, sağlığın iyi olduğu müddetçe kazanabiliyorsun. Sağlık ve barış olsun diyorum. Huzur. İnşallah. Biz de bizi buraya kadar gelip kırmadığınız için hem çocuklar adına hem de programımız adına teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun lütfen.